أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Mukaddeme yapıyorum. Buraya katkı sağlayacağına inanıyorum. Çünkü çalışarak geldim. Çalıştım. Libas. Ne demek libas? Elbise. Elbiseye bir de böyle bakalım. Elbisenin içindeki insan elbiseyle konsantre olur. Hangi bir elbisenin İçinde ise ona ait toplumsal sıfatın aktif oluyor. Yani toplum o elbiseye ne mana vermiş? Hakim elbisesi mi, savcı elbisesi mi, avukat mı, kadın mı? Toplumsal bir yanı var, toplumsal bir kabul var. Yani daha dini derken, değilken toplumsal bir özelliğe sahip. Dolayısıyla toplumun İnsana giydirdiği o elbise, yani bizim şu anda giydiğimiz, toplumsal verilen mana uyanıyor. Hatta bu zahirdeki libasta ruhunu seyredenler var. Mesela senin, bir misal bunlarla kalın dışında, 3-5 çeşit gömleğin var. Sen kar dolabında böyle birisi vermeden... Bugünkü gömleğini Osman sen mi tercih ettin yoksa hanım mı verdi sana? He? Ben tercih. Sen o iki Osman yan yana. Tamam. Sen Osman? Ben de kendim. Kendin. He. Şimdi Eyli bu gömleğin vardı değil mi 3-5 tane? Diyemiyor çünkü o kadar var ki. Böyle hafif sağlıyor. Onun fıtratını gösteriyor. Çok önemli ama. O gün tercih ettiğini, o gün fıtratında gözükür. Beden olarak ifade edersin. Sima, kadın ve erkek bütün vücut hatlarına haber verir ehline. Maddi ve manevi. Elsinetikum elbanikum, simahum fi vücum yine seri sucud gibi ayetlerle Kur'an teyit ediyor. Toplumsal o elbiseyi giydirdiği mana, Sen de hatıra geliyor. Yani giyince toplumsal anlayış ona o manayı verdiği için toplum o libasa sen de giyince o hatırına geliyor. Senin hissini de öyle hissetmene başlıyor. Toplumsal o anlayışı hissetmeye başlıyorsun sen de. Libas o kadar insanı tesir ediyor ki elbise insanı o kadar tesir altına alıyor ki Allah bazı elbiselere libaslara farz vacip ve sünnetle sıfatlandırmış. Kelam insanı tesir edip kelam konuşma insanı tesir edip giydirdiği gibi kelam ben size giydiriyorum. Nasıl kelamımın içine giriyorsunuz? Veya düşünce bir güçtür. Neyi düşünüyorsanız onun içine giriyorsunuz. Neyi düşünüyorsun? Onun içindesin. Kesin bu. Bunun lamıcı mı yok? Peygamber dahi olsa Neyi düşünüyorsanız, onun içindesiniz. Benim anlattığım bir şeyi hakikaten tenkit etmeden dinliyorsan ben size elbise giydiriyorum. Bu kelamda böyle olduğu gibi, kelam insanı tesir edip giydirdiği gibi, elbise de insanın hissiyatına giydiriliyor. Şimdi çok ilginç bir yere gireceğiz. Elbiseyi kim giyiyor? Bedeni meydana getiren, E eşittir MC kare enerji olduğu gibi, şu beden, E eşittir MC kare, yani enerjidir. Beden denilen şey nefsin hulasasıdır. Nefis bu. Bu ölümü tadacaktır. Küllü nefsin zayikatın mevcut. Bu tadacaktır. O zaman bu kim? İçerisine mi bakalım? Et ama et değil bu. Bize öyle gözüküyor. Neymiş? Heves, tencereyi getir, koy içine heves. Damar, asap, tabiat, şuursuz kör hissiyat, heva. Bunları karıştır. Buzdolabına koy donsun.
Alaaddin olur. Nefis bu. Nefis bu. Buna giydiriliyor. Elbise kime giydiriliyormuş? His, heves, heva, tabiat, kör hissiyat, şuursuz kör hissiyat, asap ve damar. Bunlar, bunların donmuş haline giydiriyorsun. Ha, elbise bedene giydirmiyorsun, ete giydirmiyorsun. Kör hissiyata, damara, asaba, his, heva, heves ne giydiriyorsun? Peki libas nedir? Libas çok acayip ustad. Hakikaten simgesel uzman. Simgenin uzmanı. Bak şuraya bakın. Bak ne diyor ta 1926'da. 384 miydi bak? Allah aşkına şuraya bak ya. Bak ne diyecek. Onun için diyorum ya pek okumayın. Tiraki olursunuz. Dünyada suni libasın hikmeti, tesettür ne olduğunu daha iyi anlayacağız. Temeli yapalım diye anlatıyor. Dünyada bu libasın, suni libasın hikmeti yalnız soğuk ve sıcakta muhafaza ve ziynet ve setri avrete münasır değildir. Allah Allah. Bu libasın, bu libastan maksat soğuk, sıcak değil, setre avret değil. Haya yerlerimizi, yasaklanmış yerlerimizi kapatmak için değilmiş. Kadınlar da dahil. Yani günah olmasın, organlarımı göstermeyeyim diye değil sif bu elbiseyi giymek. Bir de okuyorum. Dünyada suni şu libasın hikmeti yalnız soğuk ve sıcaktan muhafaza veya ziynet süs olsun, güzel göstersin değil. Veya setri avreti münasır değil. Yani setri avret olsun da değil. Ya belki mühim bir hikmeti. İlgini çekti değil mi Abdullah? Bakayım ne diyecek şimdi. Mühim bir hikmeti. Bu neymiş? Güzellik için değil. Setri avret değil. Soğuk sıcak için değil. Ya ne için? İnsanın sair nevilerdeki tasarruf ve münasebetine ve kumandanlığına işaret eden bir Firiste bir liste hükmündedir. İnsanın dışında bütün mahlukata insanın hükmettiğine ve tasarruf ettiğine dair bir firistedir, bir listedir. Yoksa kolay ve ucuz bir libas giydirebilirdi Allah. Sığıra giydirdiği gibi sana da giydirirdi. Tilkiye giydirdiği gibi bana da giydirirdi. Domuza giydiren Allah elbise derdi yok. Ayakkabı derdi yok, gözlük derdi yok. Yani domuzu böyle yapmış, çakalı böyle yapmış. Benden yaratılmış bunlar. Onların çekirdeği benim. Bana da böyle yapabilirdi yani. Demek ki insanın sair nevilerdeki tasarruf ve münasebetine ve kumandanlığına işaret eden bir firiste ve bir liste hükmündedir libas. Yoksa kolay ve ucuz bir libas giydirebilirdi. Hayvanlara giydirdiği gibi. Çünkü bu hikmet olmasa muhtelif paçavraları vücuduna sarıp giyen insan şuurlu hayvanatın nazarında ve onlara nispeten bir maskara olur. Manen onları güldürür. Elbiseye bir baktığın zaman bir bakıyorsun böyle. Bir de hayvana bakıyorsun. Maskara olurdu. İnsan maskara olurdu. Hayvanlara nazarında paçavra yani sarıyorsun. Yoksa muhtelif paçavraları vücuduna sarıp giyen insan şuurlu hayvanatın nazarında ve onlara nispeten bir maskara olur, manen onları güldürürdü. Meydan aşirde o hikmet ve münasebet yok, o listede olmaması lazım gelir. O zaman fıtri bir libas giydirecek kaşır meydanında. Devam. Böyle bildiğin zaman ne kadar kaliteli oluyor. Kadın da erkek de bunu deyince Allah Allah. Demek ki ben beden gibi gözükürken o beden denilen şey nefsin görüntüsüdür. Bu nefistir. Bu histir, hevadır, hevestir, tabiattır, damardır, kör hissiyattır. Hulasası donmuş. Ha peki
Bunu giydiriliyor. Bu libas soğuk sıcaktan, ziynetten, süsten ve setre avret için değil, bütün kainata, mahlukata bir kumandan olduğunu, tasarrufa mezun olduğunu, her cins, her renk, domuz olsa domuz elbisesini giyer, çakal olsa çakal, tavuk tavuk, ölünce kadar öyle. Ben istediğimi giyerim. Beyazı giyerim, siyahı giyerim, pembeyi giyerim, kahverengi giyerim, domuzun giydiği renk giyerim, şunu yaparım, bunu yaparım. Hatta kafam kızarsa öldürürüm onu, o elbiseyi ben alırım, ben de hayvanlaşırım. Deri mont, ben giyiyorum. Hayvana diyorum ki bak sana yakışmıyor bana. Oysa Allah diyor ki sana yakışsaydı ben deriyi ona vermezdim, sana verirdim. Ama giy yine. Şimdi çok hocam, zihru şuurlu hayvanlara maskara oldurup biraz açar mısınız? Biraz da gideyim de. Efendim abi. Derici de çok diyorum. Ha? Derici de çok. Derici çok. Zeytinburnu bölgesindeyiz. Ama dericiler merak etmesin. Ruslara satıyor daha çok. Sizi satmıyor. Allah Allah. Bildiğin zaman keyif atıyor ya. Bunu niçin takıyorsun? Bunu git zındıklara sor. Niçin takıyorum? Bez parçasıdır. Başörtün ne demek olduğunu zındıklara sor. Şapka bez parçasıdır. Git Mustafa Kemal'a sor. 4 milyonu katleden, Dersim'i yok eden Mustafa Kemal'a sor. Tesettür neymiş? En iyi o bilir. Müslüman bilmez. Müthiş bir tespit abi. Mustafa Kemal kadar tesettürü ne olduğunu, şaka demiyorum, bilen hiçbir alim yoktur. Çünkü alim o kadar bilseydi o kadar gayret ederdi. Mustafa Kemal'in gayreti kadar, yarısı kadar gayret yoktur. Çok iyi biliyor o. Davasının adamıdır. Onun kadar tesettürün ne demek olduğunu, libasın ne demek olduğunu iyi bilir. Vakko da bilir. Vakko onun akrabasıdır. İşte o zamanda türedi. Şapkayı yapan o şirketti. Yahudi şirketi. Yani bez parçasıdır değil mi? Bayrak yaktıkları zaman kanıma dokunuyor. İsrail'de Türk bayrağı yakılınca kanıma dokunuyor. Öyle değil mi? Amerika'da yakıldığı zaman kanıma dokunuyor mu dokunmuyor mu? Bez parçasıdır. Sana ne dese Amerika? Ben burada tekstil, burada ben basıyorum. Senin kumaş değil, senin boya değil. Ama o benim. Değil mi? Simgelerle konuşuluyor. Simgelerle konuşuyorsun. Onun için maskara oluyor. Simge bunlar, sembol. Kabe sembol. Namaz sembol, tavaf sembol. Hep içerisini dolduracaksın. Doldurdun mu? Harika oluyor. Kulluk da keyif veriyor. Allah da hoş oluyor o zaman ya. Hakikaten işi elhamdülillah işin başında biliyor değil mi? Biliyor yani. Allah hoş bir şey ya. Elhamdülillah. Yani nasıl yapmış böyle sistemi? İlk model yok, numune yok, patent yok, mukayese yok, taklit yok, muacele yok, örneği yok, misali yok. İlk ve son yapacaksın. Nereden haşa hatırına geliyor böyle bir sistem? Nereden ya böyle bir şey olacak? Böyle bir sistemi tercih etmiş, kurmuş. İlk ve son yapıyor. Değiştirmiyor. Yanılma yapma, yanılma yapma. Ha olmadı bir daha değiştireyim falan demiyor. İlk yapıyor, yani mükemmel yapıyor. Allah hakikaten böyle olmalı. Kaliteli yani elhamdülillah. O zaman elbise bunlarla direkt alakadardır. Şu elbise his, heva, yani heves, tabiat, kör hissiyat, damar. Bunlarla direkt alakadardır elbisen. Yoksa bedeni süslemek, seti avret, soğuk ve sıcaktan korumak için sırf değil. Direkt bu libas, direkt bu 6 tane maddeyle alakadardır. Batınla konuşunca bak ne kadar o hoş oluyor. Bedeni meydana getiren his, heva, tabiat, heves, kör hissiyat, damar, asap, bunlar beden, o zaman elbise bunlarla direkt alakadardır. Bedenine giydirdiğin elbise aslında senin nefsinin bu sıfatlarına giydiriyorsun, sayılan sıfatlara. Eğer sen bedeni sırf et diye anlıyorsan, şu bedenden kastın etse, hayvanlara giydirilen deri sana da giydirilebilirdi. Sen etten ibaretsen. Hem de paha biçilemezdi senin derine.
Ama derin giyilmiyor, etin de yenmiyor. Ama dünyada en kaliteli şey, en lezzetli şey nedir biliyor musunuz? En lezzetli şeyden bahsediyorum. O mukaddes, ulvi şeylerden bahsetmiyorum. En mukaddes, en lezzetli şey, güzel ahlaklı insanın tadına doyulmaz. Acayip bir şeydir o. Onun hastasıyım işte. Gördüğüm zaman onun peşine gidiyorum. Güzel ahlaklı insan oldu mu? Adam gibi adam. Baktığın zaman lezzet alırsın, seni rahatlatır. Ya Eba Bekir beni rahatlat diyor. Diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Konuşmasıyla. Bilal Habeşi gittiği zaman ezanı için. Böyle gördüğü zaman rahatlatan. İnsanlar karamsar olduğu zaman sana ufukları gösteren, arkayı takdiren. Böyle dostlar. Hakikaten ne kadar ihtiyaç var hele bu zamanda. Ben ruhumdan söylüyorum bir şeyi. Bu asıl insanı paraya, yata, kata, ata, işe, eşe ihtiyaç o kadar yok. Bu asır insanı alakaya, sevgiye, sevilmeye, sahiplenilmeye, böyle nokta istinat olacak kişilere o kadar ihtiyaç var ki. Bu yani. Tutundun mu tamam. Fransız bir atasözü hatırıma geliyor. Fransız bir atasözü. Hoşuma gittiği için ezberledim. Ustad diyor ki, gözünü gördüğüne elini uzatamazsın diyor. Mesnevi'de ya. Onu şerh etmiş Fransız atasözü. Bir daha söylüyorum ustadın. Gözünün gördüğüne elini uzatamazsın diyor. Şimdi gece karanlığında yıldızları gördüğün zaman elini uzatamazsın. Gözün görüyor ama elin. Peki ne işe yarar? Yollarını kaybettiğin zaman sana iyi bir yol gösterici olur. Bu insanlar da böyledir. Dostların da böyledir. Karanlık bir dünyanda, senin dünyanda sana pusula vazifesini yapan, rehberlik yapan, yol gösterip elinden tutanlardır. Yıldız gibi. Haşa. Çok özür dilerim. Fahişeleri yıldız diyorlar. Mahsus ki bu nesli bozalım diye. Yıldız tepede olana denilir. Tepemizdedir diyor. Hayır. Tepemizde böyle kamil insanlardır. Yıldız onlardır. Onlar aşağılıktır. İnsana deri, nebat ve camidattan elbise giydiriliyor. Hayvandan, deri mont, pamuk. Yani camidattan da giydiriliyor. Mesela şu şey, gömlek şey, düğmesi gibi. Demek beden bu üç nevin cemidir. Beden, yani şu, dünyanın hulasası olduğu için, dünyanın hulasası giydiriliyor. Bu beden, yani nefistir, dünya da bir nefistir. İnsan da bir nefistir, budur. Onun hulasası burada simgeleniyor. Yok olmaz diyen ve ısrar eden, işi bilmiyor demektir. Libasın, İnsan fıtratına direkt etki ettiğini çok iyi bildikleri için şapka için milyonlarca insanı katledip şehirleri Dersim'i yok eden ki Dersim'deki yaşayanlar Alevi gibi gözükürken Hazreti Ali radıyallahu anh'ın neslinden gelen Ali Beyt idiler. Ali Beyt'i yok ettiler. Onun için Aleviler Dersim'e pek sahip çıkmazlar. Eğer ciltleri olsaydı kıyameti koparırlardı. Dersim'den özür dileyen başbakana sahip çıkmadılar. Dersim'i bu yakıp yıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanı da Alevi'dir. Hem de çok belki de mahkeme de verecekler ama versinler artık alıştım. Ermeni Alevilerdendir. Yani Alevi olsa iyi, Ermeni Alevilerden. Çünkü Aleviler kaçarken bazıları kaçamamış, Alevilerin köylerine sığınmışlar, Ermeniler, bu onlardandır. Eğer hakikaten bizim bildiğimiz gibi Dersim Alevi, bizim bildiğimiz Alevi'den olsaydı Aleviler sahip çıkardı. Hazreti Ali'nin neslinden gelen Ali Beyt idiler. Zaten öyle diyorlar onlardan, iyi diyor böyle yobazlarımızdan kurtardık diyorlar. Libas aynı zamanda sair nevilere kumandan olduğunun listesi ve firistesidir. Evet şimdi dersime başlıyorum inşallah. Bu dersten şeyden sonra, önermeden sonra herhalde daha iyi kavranacağını umuyorum. Ve bekliyorum da. 198 miydi? Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim tekrar. Dördüncü hikmet. Kaç oldu? Malumdur ki
Kesretti nesil. Okuyor musunuz? Evet abi. Ha, hepinizin eline kitap verdim. Bundan sonra diyemezsiniz. Bak beni sorguluyorsunuz. Ben aşağıya kadar okusam, yukarı kaçırsan, senin gözün orada, abi yukarısı neydir diye sorma hakkına sahipsiniz. Sorabilirsiniz her çeşit ama her çeşit cevap almak yoktur. Onu evet. Kesretti nesil. Yani neslin çok olması herkesçe, her devletçe matluptur. Hiçbir millet ve hükümet yoktur ki kesreti tenasüle taraftar olmasın. Yani neslin çokluğuna taraftar olmasın. Hatta Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Tenâkehû tekâserû fe inni ubâhî bikümül ümem. Ev kemal kan, yani izdivaç ediniz. Ne demek? Evleniniz. Çoğalınız. Ben kıyamette sizin kesretinizle iftihar edeceğim. Diyor. Bediüzzaman Hazretleri, şimdi çok tabii buna ters olan hadisler de var. Şimdi asıl imamına kulak vereceğiz. Bunu şey yapmayıp da başka hadisleri öne çıkartanlar ki var. Fazla bağlayıcı olmaz. Bediüzzaman ne demişse bu konuda budur. Bu asırda budur. Çünkü bütün hadisleri bilerek onların içinde bu asırda bu lazım diye bunu koymuş. İşte benden sonra 200 sene sonra şöyle olacak böyle olacak var ya hadis. Onlar da hadis. O da hadis. Ama biz ahkam çıkartamayız, hüküm çıkartamayız. Bize Bediüzzaman önümüze ne koyduysa sadakat budur. Bunun üzerinde gideceğiz. Bunu kale almayıp başka, çünkü 23 senede söylenen hadisi, hadis imamları bütüne bakarak bir hadisi yorumluyor. Bütüne bakacağız. Biz bütünü bakamadığımız için imamımıza tabiiz. Onun için piyasada uçurtulan hadistir, ayettir, biz mezhepsiz değiliz. Biz hadisleri bile hadis imamların, muhaddisun imamlarına bakarız. O zaman asıl imamı hem muhaddistir, hem müfessirundur, hem müceddittir. Hem kutuptur, hem kutbul azamdır. Hem en büyük mehdidir. Burada böyle demişse bu böyledir. İzdivaç ediniz. Çoğalınız. Ben kıyameti sizin kesretinizle iftihar edeceğim. Halbuki tesettürün refi, tesettürün kaldırılması izdivacı teksir etmeyip çok azaltıyor. Yani açık saçıklık evlenmeyi bitirmiş. Evlenme olmuyor. Arkadaş diyor ya arkadaş. 3 sene dur daha diyor. Kendimizi tanımadık diyor. Çok özür dilerim. Rastladığım için söylüyorum. Türkiye'de elhamdülillah rastlamadım da Almanya'da. Hamile kalıyor. Sonra ya nikah yapalım. Çocuğumuz gayrimeşru olmasın. La zaten nasıl diyeyim? Zaten gayrimeşru oldu o. Anne karnına gayrimeşru düştü. Ondan sonra nikah yapsan ne olur? Ondan öncekisine nikah geçmez ki. Nikah yaptığından sonra başlar. Ondan önceki o hal rahime düştü. Çocuk meydana çıktı yani. Hamile kaldı. Bari nikah yapalım diyor. Bunlar Müslüman ve Türk. Belki şundan kurtarırlar. Bilmiyorlar. Fetretten belki kurtarır. Ve ümit ediyorum ve dua ediyorum. Ya Rab bunları fetrete sok. Ve demiyorum. Bu çocuğun affedersin piştir diye. O hala nikah. Çünkü nikahlıyız diyor. Oysa nikah başladıktan sonra yürürlüğü öne doğru. Nikahın arkaya doğru gidişi yoktur. Tövbenin vardır. Tövbenin de geçmişe vardır. Geleceği yok. Ya Rab gelecekte yapacağım günahlarıma tövbeler olsun. O zaman peş işleyeceğim değil mi? Çok acayip. Ya işi birazdan çevirdin mi şeyini, böyle içini doldurdun mu çok kral gibi gidiyor yani, hoş oluyor. Demek ki tesettürsüzlük evliliği azaltıyor. Yok ediyor evliliği, dinamitliyor. Okuyacağız. Çünkü en serseri, vallahi billahi ruhum kadar söylüyorum, tahmin ediyorsunuz. Daha şimdi Ramazan'da inşallah gideceğim. Yüzlerce insan geliyor. Bu konuda da biraz piyasada konuşan mı az veya çoğu şöyle diyor. Abi yanlış dahi olsan, aynı böyle diyorlar. Yanlış dahi olsan,
veya şey dese, duruşu net olduğu için bize cesaret veriyor. Dün Ümraniye'de de söylediler. Yazıcı kardeşler bak. Bu diyor son siyasi şeyde. Çoğusu senin dışında evirip çevirdiler. Değil mi de? Kemkün oradan dağılmış, bundan dağılmış. Net söyle kardeşim bu adam. Bu adam budur. Bu adam ehli sünnet değil kardeş. Kafirlere Allah dost edilmeyin diyor. Bu dost edilmiyor. La ilahe illallah diyen kurtulur diyor. Muhammed Resulü demese diyor. Hayır, ehli sünnet de böyle değil. Tak Bediüzzaman da böyle diyor zaten. Ha, bu budur, ehli sünnet değil kardeş. Böyle net olacaksın. Yanlışın dahi olsa sana güven olacak ya. Diyecek ya bu adam net ya. Eviriyor çeviriyor. Ya şiş yanmasın, kebap yanmasın bile. Ne doğru ol kardeşim. Müslüman doğru olacak ya. Ya sus, ya sıdk, ya sukut. Ya sus, konuşma. Ya da doğruyu söyle. Doğruyu söyle kardeşim. Evirip çevirme. Din böyledir. Nettir ya böyle. Bildiğim bir şey ama... Diğeri iftira ve günahtır. Onun bedeli ödeyemez. Peki nereden? Şeriatta böyle geçiyor. Risale-i Nur'da da böyle geçiyor. Aha sana mektup attı. Tamam. Niçin oraya girdin? Doğru olacaksın kardeşim. Yapuru yumpuru değil. Doğru Musa. Seni gördükleri zaman bu adam budur. Düşmanın dahi sana selam durur. Durur. Ha bu budur. Yalaka insan sevilmez. Usta şöyle diyor. Mesleksiz ve meşrepsizler sevilmez diyor. Hatırladınız mı? İçtihat bahsinde de söylüyor. Sevilmez kardeş. Net olacaksın. Ha ben şimdi niçin açtım? En serseri Almanya'da da her tarafta gördüm. Aa dünle alakası yok ha. Her tarafta bilmem dermiş bilmem ne yapmış. Hocam diyor. Ya canıma da kanıma da dokunuyor. Ya tesettürlü istiyorum hocam diyor. Bana yardımcı olur musunuz diyor. Ulan Allah Allah yani. Niye istiyor diye. Bunun psikolojisini yapan insanım. Meğer her haltı işlediği için her sahadaki biliyor çoğusunun temiz olduğuna inanmadığı için temiz hanım istiyor. Ama kendisi her türlü rezilliği yaptı. Çok kirledi. Bak en serseri diyor ve asri bir genç dahi asri refikayı hayatın namusluğu ister. Namuslu olsun. Kendisi namussuz. Ya ben de bir manyak dedim var. Net mi söylüyorum? Çok fazla mı net söylüyorum? Çok iyi oluyor. Az bir güzel. Niye, ben mi fazla bir şey yapıyorum? Böyle güzel olacak. Sıra bir de yazıldığı tarih bunların kaç? 1923 yani. Belki bugünü görüyor gibi. Anlatayım. Belkesi yok ki çünkü. Ona ben görmediğim şey yapmadım ben diyor. Görmedim. Allah aşkına ya. En serseri. Asil bir genç dahi refika hayatının namuslu ister. Kendisi namuslu lan demeyeyim. Her türlü melaneti yapmış. Neyi de ezberlemiş. Dedim ki ayet-i kerime var dedim. İyiler iyilere, kötüler kötülere. Zina eli zina eline, temiz eli temiz eli. Zina yapan temiz kız alamaz. Bu ayete göre. Dedik hocam o nesedilmemiş mi dedi diğer ayetle dedi. Başka bir ayette nesedilmedi mi o? Fayta Kozoviç. Bak. Hocam dediğiniz şey tövbe edenler için de geçerli mi? Geçerli. Merak etme geçerli. İnşallah. Tövbe işlememiş gibisin diyor. Onunla olduğu için temizleniyor. Aynı o ayet işte. Tövbe eden günah işlememiş gibidir. Tövbe eden İşlememiş gibisin, o zaman temiz alabilirsin. Çünkü sen de temizsin. Yani umum söylüyor, herkes temiz. Tövbe. Kendi gibi asrı, yani açık saçık olmasını istemediğinden bekar kalır. Ya bana gel, gene söyleyeceğim. Ya hocam diyor, yani güvenemiyorum temiz olduğuna diyor. Allah Allah. Ulan nereden biliyorsun? Çünkü halt işlemiş. Biliyor her sağdan. Allah Allah ya. Kendi gibi asri, yani açık saçık olmasını istemediğinden bekar kalır. Belki de fuhuşa suluk eder. Harama gidiyor. Ya. Kadın öyle değil. O derece kocasını inhisar altına alamaz. Kadın kocasını nasıl kontrol altına alacak? Sabah çıkıp akşam geliyor.
Anlay'da böyle bir ders yaptım hocam dedi. Şimdi aynı erkek kadınlar da öyledir. Sabah çıkıp akşam geliyor. Onda nasıl yine nasır altına alıyorsun? O da doğru. İsmail bak Almancı burada. Kadın da nasıl alıyor? Kadın da öyle. Kardeşim kızacaksınız ama kızın olsun. Benim söylediğim tutmuyorsa arkasına gıybeti iftirayı atarak hakkım helal olsun gönderin bana. Çünkü ben söylediğimse hiçbir değeri yoktur. Dini değeri yoktur. Ama eğer dinden söylüyorsam korkun. Bir kadın eve para getiriyorsa eve asit getiriyor. Aile hayatınızın yıkmasına temeline asit koyuyorsunuz. Ey nur talebeleri! Sizin evlenirken tercihiniz kız çocuklarının günaha itmesine sebebiyet veriyorsunuz. Eğer tahsil üniversite okumasını diye eğer böyle kız eş arıyorsanız o senin nurcu bacıların da ben de nurcular beni alsın diye üniversiteye bu tercihinle itiyorsun sen. Öyle tercihler yaptığın için. Anladınız mı? Tahsilli olsun, okusun, iş güç sahibi olsun. Ondan sonra bıraksın. Madem ev hanımı olacaktı, bırakacaktı. O oklavadan geçen, o tezgahtan geçen bilmem ne kabar başlarına neler gelmiş. Nasıl kabul ediyorsun? Git kardeşim evde temiz, eteği temiz, bilinen soyu soku temiz, seç. En önce akrabandan, yakınlarından bildiğin. Bak o evleneceklerle dikkat diye iki tane dersimiz var. İki tane ders var. Evlenecek dikkat etsinler diyor kızlar erkekler diye. İki tane ders var. Ta fıtrattan giriyoruz. Ta şeye kadar giriyoruz. Kardeşim akıllı ol ya, kaç defa evleneceksin ya? Oyun mu oynuyorsun? Temiz olacak kardeşim. Allah'ın dediği nişan. 10 tane madde var orada. Küfür maddesi var. Yani... Abi tarlada çalışma falan var ya da... Efendim he. Onun dışında. Hani köyde kadınlar tarlalarda, bostanlarda çalışıyor. He. Bu normal... Şimdiki çalışma şekli değil değil mi? Ha değil. O zaten öyle diyor. Mesela diyor ki... Sen diyor şehirli kadın kızlara bakma diyor köydeki kadın. O iş yaptığı için... İşçi olduğundan kaba sapa biraz gözükür. Onun için onun biraz diyor tesettürsüzlüğü şeyi vermiyor yani endişe etme. Mesela bakın madde sıralıyorum 10 tane madde. Ulema 6 tanesini söyledi küfür. 4'ünü ben tamamladım. 4'ü bana ait. Külliyattan tespitim. Küfür. Hani çabuk onu geçeyim konumuzla alakası yok da. Kenara yazmışım. İslam hukukunda küfür, denklik. Denkten bahsediyorum. 1. Genç kardeşim, canım kardeşim. Sonra derdini bana yakacağın için, ben de yanacağım için şimdi de söylüyorum. Bir, diyaneti olacak, din. Mesela bir Müslüman hanım, Alman bir gavurla evlenme değil, evlenmeye niyet ettiği anda imanı gider, kafir olur. İslam hukukunda. Müslüman bir erkek, gavur ehli kitap, tahrim el mekruhtur. Haram değildir ama. Başka işin mi yok kardeşim? Adam gibi adam al kardeşim. Öyle Alman şeyleri alan kardeşlerim var Almanya'da. Tanrım ne kurt tamamım. Ama gidip de bir komşunu, bir Türkiye'den gelen ana babanı bile eve getiremiyorsun. Bir hocam, bir abini beni bile eve götüremiyor. Ya bir çay koymuyor adam, kadın. Almanya böyle bir şeysi yok ki. Yani evine gittiğin zaman ne şerefli bir şey ya. Bacın, karın, anan, hanımın ya. Senin dostuna bir tabak yemek takdim edebiliyorsa ne olur Allah'a şükredin ya. İçim yanarak söylüyorum. Yani hanımın ya nereden çıktı ya bunlar ya sen aptal mısın ya millet yemek yedireceksin. Öyle diyor. Ay böyle diyor Alman ha Müslüman. Müslüman bu. Müslüman Alman dahi. Çünkü mayası böyle değil. Anadolu'nun insanı sen diyeceksin ki ya bir komşum geldi, akrabam geldi veya İstanbul'dan, Türkiye'den bir abimiz geldi. Ne demek ya? Sen çağırsan onu ya. Almanya'da şeye giriyorlar ya. Birbirlerini küsüyorlar. Hoca abimizi camide imamlık yapacak mı? Niye iftara sen almıyorsun ya? Niye çabuk davranmadın? Ya o kadar ki akşam iftar bir yerde yapıyoruz. Teravih kıldırıyorum. Gönlünleri olsun diye başka bir eve çay içmeye gidiyorum. Ama bir tane Alman Müslüman çok zor. Hep Anadolu'dan, Kırşehir'den, Nevşehir'den, Konya'dan, şuradan buradan. Bitlis, Bingöl. Acayip ya kıvrılıyor ya ben buna bir şey yapayım diye. La kardeşim bu ne kadar bir devlet. Anlamasın sen çünkü senin hanım böyle değil. Senin hanım cömert ikram ediyor. Yemek yap. Senin hanım Alman olsa
şu söylediğimi anlardın. Ruhuma kadar hissediyorum ben. O kadar üzülüyorum ki benim Müslüman kardeşim. Beni davet edemiyor, eve götüremiyor. Kıvranıyor, görüyorum. Rahat ol kardeş. Ama abi dedi ya. Başta sen. Abi ben nurcu değildim ki evlendiğim zaman. Ha tamam ondan özür kurtardın. Kurtardın kardeş. Merak etme. Ben senin lojmana davet edeyim. Ben seni. Ya ne olur. Ben bir fıtrat. Fıtratı çok seviyorum ya. Fıtri böyle. Günahını bile, bozulmanı bile adam gibi yap ya. Bir. Küfürden diyanet. İki. Aslihu neslihu ceddimizden. Nesep. Ha şimdi bayılıyorum, uçuyorum, kaçıyorum. Tamam. Lan ne? Nesebi nasıl? Allah Resulü nerede yetişti bu gül diyor. Çöplükte yetişen gülü bile koklamayın diyor. Kim koklayacak? Çöplükte kim yetişmişse o koklasın. Sen koklama işte. Bak diyanet. İki. Nesep. Üç. Sanat. Yani sanat derken yaptığı iş değil. Kendini yönetme özelliği. Kendini ne kadar tanıyor? Ne kadar kendini tanıyor? Seni nasıl tanımlıyor? Kendine değeri, saygısı olmayan sana değer ve saygı mı verecek? Sanat bu. Beş, kaç etti? Bir, evet. İki, dört. Sanat, hürriyet. Köle ruhlu mudur? Kaçsa, altı mı? Kusurdan selamet. Ha, kaporta işte bu. Kaça geldi? 5-6 ya. Biz 5'i 6'yı başa koyduk. Bedelini de ödüyoruz. Babası var mı? Var. Evi var mı? Var. Verdim gitti. Ona dini var mı? Yok. Namazı var mı? Yok. Dini soru olur diyor. Parası da soru olur. Onu niye diyemiyorsun? Parası soru olur. Şimdi acayip bir şey. Şunu lazım, bunu lazım. Nice aileler yıkılıyor daha nişanlıyken. Düğün şeklinden mi yıkılan mı? Al bilezikten mi yıkılan mı? Yok tapu yok. Anne babamdan ayrı yaşayacaksın. Sen ne biçim insansın ya? Şarta bak ya. Diyor ki anne babanla kalmayacağım ha diyor. Oysa anne babayı kayınvalide kayınpederi bakmakla bir Müslüman mecburdur. Niye mecbur? Nereden çıkartıyorsun? Uhuvvet lisansını okumuyor musunuz? Orada acimande diyor. Yani aciz kalmış. Değil kayınpederin kayınvaliden sen de. Bir Müslüman sokakta kalmış bir Müslümanı bir Müslüman bakmakla yükümlüdür. Öyle demiyor mu? Acizler, zelilleri, kimsesizleri, ortada kalmışları Müslüman bakmakla yükümlü. Müslüman değil mi o senin kayınvaliden? Erkeklere söylüyorum kaynana kayınpederin. Kıza söylüyorum geline kaynana kayınpederin. Müslüman değil mi? Bakmakla. Neyse kusurdan selamet. Sonra zenginlik. Şimdi bana ait bunlar. Buraya kadar şeriat söyledi. İstişare, istihare, tevekkül ve teslim ve sabır. Yani bundan sonra her bir maddeye %10 koyuyoruz. %10 koyuyoruz. 10 tane madde saydım. Her bir yani şu anda evlenecek kişiler %100 tıpa tıp aynı olamazsınız. %60, 65, 70, 50'ye düşmeyeyim de 60'tan aşağı düşmesin. Yani 70 çok olsa çok harika. 60-70 arası ortak tarafınız varsa tamamdır. Öp de başına koy. Niye? Nasıl onunla %100 barışmak? Ulan sen kendinle %100 barışık mısın? Sen %100 beğeniyorsan adam değiliz. Ben beğenmiyorum. Beğeniyor musun her hareketini? Güne kaç defa tövbe ediyorum ya. Keşke öyle demeseydin, kılmasaydın falan. Biz kendimizle barışık mıyız? Değiliz. Onun nefsiyle nasıl barışık olacağız? %60 ortalama tamam. Senin de öyle. Ha nereden çıkarıyorum 13. lemada? Allah'ın muvazenesi var haşirde Müslümanlara. Hasenat, seyyat. Hangisi galipse ona muamele ediyor. Abi %51. %51'e inmiyorum dünyada. O Cenab-ı Hakk'ın haşirdeki o. Ben %60'a vuruyorum. Öyle değil mi? Günaha sebebi hangisi galipse öyle muamele edecek diyor. Heh, o zaman %60 sana uyuyorsa ortak değerli Allah'ınız bir. Tamam. Peygamberiniz davanız dava da bir olmasına çalışın. Çünkü dersleri göndermiyorlar. Nereden çıktı ya korkuyorum. Tır şoförü olsan aylarca eve gelmezsin. Sorun yok para getirdiğin için. Bir akşam derse gidersin korkuyorum gitme diyor. Para getirirken korkmuyorsun. Ya cebime gidiyor ya. İşin böyle olsa 15 gün dışarıda olacaksın memur. Devlet istihbarat verdi veya falan yerde Mısır'da uçağımız arızalandı. Tekli uçak teknisyeni oldu da benim arkadaşım vardı. Gitmiş Mısır'a. Şimdi tamir ediyorlar.
15 gün kalacağız abi dedi. Ne olacak abi? Ne olacak dedim. İşim gereğim dedi ya. Bunu biliyoruz artık. Bak gık yok. Ama o aynı zata dediğim için ya abi korkuyormuş onun için gelemiyorum diyor. Hani. Olmuş da anlatıyor. Ben hikaye anlatamam. Nereden hatırlama gerçekten. 15 gün Mısır'da olacak. Gık yok. Abi ya bir derse gelsene. Hocam hanım korkuyor dedi. Şimdi korkmuyor mu? Para korkuyor mu? Korkuyormuş. Dava, davan. Biraz davadan alakası olsun ya. Ya kaç defa evleneceksin bu dünyada? Hadi bakalım gene sayfama geldim. Kadın öyle değil. O derece kocasının inisar altına almaz. Çünkü kadının aile hayatında müdürü dahili olma haysiyetiyle kocasının bütün malına, evladına ve her şeyine muhafaza memuru olduğundan. Muhafaza memuru. Hakikaten ya. Kadınına değer veremeyenlere bir şeyim var. Ben fazla abi sevemiyorum eşimi. Eşinin kim olduğunu anlamak için Allah aşkına bugün arkadaşlarla müzakereli bir ders yaptık. O yayına girme dedim. Yarın girer mi? Önce yaparım. He. Bu dersin adı şu. Bir dinleyin. Kalbe mukabil bir kalp. Parantez aç. Şefkat-ı mukaddesi ile şefkat arasındaki fark diye bir ders. Çok harika. Çok harika tespitler var. Ömrümde ilk defa anladığım bir mana var. Arkadaşların o ortaya koyduğu bir kelime Allah söylettirdi. Oradan ufuk açıldı. Bak istifade edeceğinize inanıyorum. Bak böyle her dersi demem. Ama kime? Hanımıma biraz soğuğum diyen bir baksın. Bir baksın böyle. Ben bile hoşuma gitti yani. Ahiretteki hanımı bile sevmeye başladım. Ahiretteki hanım. Allah Allah. Ya ne kadar nimettesiniz farkında değilsiniz. Birisi kapınızı açıyor, önünüze yemek koyuyor, hanım diyor. Gelmesin arıyor. Allah biz nelerce kaybolsak bir yerde kaybolsam. Sonra abi yok ya. Bu geçen hafta yoktu, bu hafta da yok. 15 gün sonra benim varlığımı anlarlar. Yok diye. Ya. Birileri senin imanına böyle hizmet etmesi lazım. Peki, bir de okuyorum. Kadın aile hayatında müdürü dahili olmak haysiyetiyle kocasının bütün malına, evladına ve her şeyine muhafazaya memur olduğundan en esaslı hasleti kadının, hanımın bu işte ne demek? Bunun dışında sen ona zulmedemezsin. En esaslı haslet budur ama bu yoksa tamam bırak. Nedir o? Sadakattır, emniyettir. Yani namussuzluğu var. Sadakat. Sadık mıdır? Bir de senin malını, mülkünü çarçur. Yani başkasına yol veriyor mu? Daltıyor mu? Bak kadının iki tane de. Yoksa 32. sözü geçerdim. Kadının güzelliği bir sürü sayıyor da. Burada iki temele indiriyor. Sadakat, emniyet. Kadınına güveniyor musun? Tamam. Tamam kardeşim. Ben %50 verdim bu nota. Sadık. Kocasına sadık. Evladına. Bir. Emniyet, güveniyor musun? Çoluk çocuğuna ve malına mülküne mukayyet mi? %25 ne etti? %50. %10 da güzel tarafları var. Mesela kızdınız birisine, illa eşin değil. Başkasına kızdınız, nasıl kurtulacaksınız bu duygudan? İki tane şey buldum ben. Ona karşı haset, öfke, kin, nefret var ya o kişiye. Ondan kurtulmanın iki yolunu buldum ben. Birisi Risale'den, birisi Kur'an'dan. Hani sünnetten. Bir tanesi diyor ki, kızdığına dua edin. Kızdığı nefret ettiğine Allah'ım onu ister. Diye şeytan, kızdırma şeytandan ya. Şeytan diyor ki, ulan bu manyak mıdır nedir ya? Ben buna kızdırıyordum, nefret ettiriyordum. Kızmak şeytan bendendir. Adam dua ediyor, aman ikide bir dua ediyor, ona dua ediyor. Bu sefer o şeyini geri çekiyor. Dilekçesini geri çekiyor. Bu sefer şeytan devreden dışı olunca kızma olmuyor. İkinci yönteminiz, o kızdığın kişinin güzel hasletlerini hatırına getir. İmanı var. Senin bildiğinin dışında çok güzel hasletleri var. Bak ne kadar tatlı şeyler var. Evladına sahip. Namaz kılıyor. Allah peygamberi biliyor. Bak ne güzel hasletleri var. Sırf takılma bir hasletine ya. Eğer takılması gerekiyorsa senin çok pis hasletin var. Ona takılma. Yok mu?
Benim de var kardeş, senin derken benim de var ya. Benim nefsim söylettirdi onlar falan, ben demedim. Senin çok pis hasletin var, sanki benim yok. Benim de var. Zaten nefis komple kusur ya. Anladın mı? Ben şunu vurgulamak istiyorum. Dikkat ediyorsanız, esasatı ele aldıktan sonra teferruatı nazara alma. Esasatı kaybeden teferruatta boğulur. Muhakkem al. Öyle mi? Üç üzerine bir bayrak sormuş. Esasatı kaybeden teferruatta boğulur. Bütün ev kavgaları teferruattır. Soruyorum vicdanımıza. Ki vicdan, akrabalarınızdan böyle boşanmalarda namussuzluktan olan kaç kişi var ki? Hepsi teferruat değil. Namussuzluktan olan, iftira olmasın kesinse, tek tüktür varsa. Ben duymamışım. Ben yakınlarımda, köyümden böyle bir şey duymadım. Böyle bir şey olduğunu da bilmiyorum. İnanın Nurculardan da tanıdığım yok. Hep böyle kavga, gürültü, teferruat. Yok anneme şey yapmadı, o kabul etmedi. Yok şöyle gitti. Ha, esasatı kazanmanızı, pergeli esasata koymanızı istiyorum. Pergeli o merkezde çevirin. Açık saçıklık ise bu sadakatı kırar. Kocası nazarında emniyeti kaybeder, ona vicdan azabı çektirir. Açık saçıklık. Mesela evde pespaya dolaşıyor. Biraz açığım ya dedim ya, biraz manyaklığım var. Başta söyledim ki kızmasın kimse diye. Şimdi senin yanında pespaya dolaşıyor. Tabağım evdir. Her zaman senin yanında böyle. Ama dışarı çıkarken yarım saat aynanın karşısında bilmem ne indiriyor. O zaman insan vicdanı rahatsız oluyor. Kime iyi gözükmeye çalışıyorsun? Tamam Müslüman pespaya çıkmaz. Langur langur çıkmaz. Tamam. Bakar tabii aynaya temiz. Ama yani erkeği rahatsız edecek şekilde, böyle dikkati üzerine çekecek şekilde, başkalarının nazarını esas alacak gibi bir şekilde adım atmayı erkeğin vicdanı anlar. O sadakatı emniyete sarsıyor. Darbe vuruyor. Bunu kadın bilmeden erkeğine darbe vuruyor. Sonra bana sende bu vicdan azabı var. Yanıyorsun. Fakat bunu da çıkartmak istemiyorsun. Namussuzluk gibi anlaşılacak. Fakat seni kor yapıyor. Bu koru rahatlamak için kadının eften püften sebepleriyle hücum edip hakaret ediyorsun. Kadın bunu zannediyor ki Allah Allah ne oldu ya bu kadar şey niye bağırıyor. Hayır, o vitrindekidir. Depo ayrıdır. Dükkanda vitrine konulan ayrı, depoda ayrı. Sakın vitrine bakıp da depodaki paketi almayın. Vitrindeki değil midir? Bakın içine. Vitrine başka koyarlar. Depoya ayrı koyarlar. Onun için kavgalarda vitrin koyarlar. Ben çok hakemlik yaptığım için kadına erkeğe diyorum ki bırak vitrini. Arkayı bana söyleyin. Arka. Arkada ne var? Arkayı söyleyin. Vitrinde çıkarttığın değil. Vitrinde çıkarttığın değil. Niçin vitrindekini? Çünkü erkeği içi kor gibi yanıyor ama onu çıkartamıyor. Onu çıkartsa yani kıskançlığı da şeriat aşmamalı. Dengesizleştirmemeli. Haddini bilmeli. Piskaçlığından kadınlarda daha beter olanlar var. Ben mesela bir tanesini söyleyeyim. Böyle birisinin tedavi, böyle birisi meşgul olmuştu. Gece yarısı anlatıyor bana ikisi de. Kadının yanında. Doğru mu? Doğru abi dedi. Böyle kalk kalk. Kalk. Kadın diyor kocayı dürttü yatakta kaldı. Kalktı. Ne oldu dedi, deprem oldu. Dur dur. Ne depremi? Daha beter deprem var dedi. Ne? Söyle bakayım rüyada hangi kadını, hangi kadınla beraberdin? Rüyasını sorguluyor. Bu da nedir? Kıskançlık değil. Kıskançlığın ifrat mertebesi ruhsal hastalıktır. Hani haddimizi bilmek lazım. Nedir o? Sakın zanlardan. Zanın küçüğü ve büyüğü haramdır. Bunu bilmiyor bak. Zan bu. Sakın zanların büyüğünün küçüğünden. Allah diyor ki sakının. Nedir? Realitedir. Allah gözüyle, dört tane gözüyle görmüş, şahidi getiremeyene merdudu şahadettir diyor. Ebedi olarak onların şahitliğini kabul etmeyiniz. Tövbesi de kabul edilmiyor gibi anlaşılıyor burada. Niye? Ebedi olarak. Tamam dört tane şahit getiremedim ama birisine yalan iftira ettim, zina. Sonra ben tövbe ettim. Ya Rabbi beni affet. Orada diyor ki tövbesini değil, ebedi olarak daha onların diyor şahitliğini kabul etmeyiniz.
Bağlada diyor mu demiyor? Eyyuhubbu ehedikum ilahına etti. Hatırladınız mı? Şimdi en keskin silah ve en tesirli silah Müslümanlara uygulanıyor. İftira. Ama yer yer hepimizi zaman zaman vurmuş, vuruyor. Vurmuş ve vuruyor. Ama işte cehalet işte. Bize böyle dersler yapanlar o zaman yok işte. Öyle anlatan birileri olacak yani. Bak gözüyle görmüş, dört tane şahidi getiremeyen merdudu şahadettir. Şahadeti reddedilir. Tövbe etse? Hayır. Ebedi olarak şahitliğini, şahadetini kabul etmeyiniz. Kim dört tane gözüyle görmüş getirebilir? Şimdi ne olur? En kutsi değeriniz var ya, abileriniz, ablalarınız, önde gidenlere bu silah kullanılıyor. Allah aşkına ne olur? Yalvarıyorum, rica ediyorum. Duyarlı olun. Bak abilerinize, ablalarınıza, önde giden toplumsal yere, toplumsal insanlara yön ve yöntem gösteren, adeta kıblenamemiz gibi yıldızlarımız olan veya gemilere pusula olan veya fener gibi olan abilerimize bu silah kullanılıyor. Çok ucuz, çok keskin. Ne olur? Gözüyle görmüş. Aileleri bununla yıkıyor. Gözüyle görmüş. Dört tane şahidi getiremeyen şahitliği merdudu şahadettir. Devam. Ebedi olarak şahitliğini kabul etmeniz. Orada gayri müteşir var. Beni barlama getirir misin? Barlama getir. Ha, sana zahmet. Barla. Şimdi orada bir şey var. Ben durmayacağım da. Orada gayri müteşir var. Şu kadar bir şey. Ben Osmanlıca'dan çevirdim. Ustad Latince istemedi. İttihadistan'dan sonra olsun diye. Orayı ben tercüme ettim. Kendi kitabıma yapıştırdım. Orada iftiranın derecesini anlatıyor. Normal sokaktaki adama bu iftira tamam bu. Hele diyor bu iftira ettiğin bir alimse, fazilse, kamilse ve şimdiki tabirle toplumsal bir önder, lider, sevilen bir insansa buna yapılan iftira yani bu bunun gibi değil. Mesela diyelim ki alimin karısına, kızına yapılan bir zina, sokakta yapılanla farklıdır. Bekarın yaptığı zina ile evlinin farklıdır. Cahilin yaptığı zina ile alimin yaptığı farklıdır. Ceza olarak. Tamam. Merdudu şahadettir diyor. Devam edeyim. Sakın. Ailemizi zarar veriyor. Duydun mu? Ne? Ya şey ya bir şeyler diyorlar ya. Ya boş hocam. Ya neyse ama bu kadar bil de yani. Bir şey diyorlar onun için falanca ile. Lan melun ağzın tıkansın senin. Dilin kopsun senin. Bu iftira işte. Ne söylüyorsun? Geveze. Sen böyle olsan ne yapacaktın? Ne söylüyorsun? Ya diyorlar. Sen diyorsun. Diyorlar derken sen diyorsun yani. Geveze seni. Açık sacıklık ise kızmam o kadar aileleri yıkıyor ki bildiğim için ondan sonra şey yapmışım ben zaten. Kusura bakma. Sağ ol. Eyvallah. Bak şimdi. Yeri göstereyim de. Aa bak bu. Kaldırıyorum. Burayı ben tercüme. Yok bu. Tamam mı? Şu da yok. Şunu da tercüme etmişim. Onu da kaldırayım göstereyim. Gari müteşir. Şunu. Tamam. Şimdi burada Levla iz senutumuhu قُلْتُ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ تَكَلَّمَا بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُحْتَانًا عَظِيمٌ Şiddetle ferman ediyor ve diyor ki, gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen merdudu şahadettir. Ebedi, iç çekiyor, takke var. Artık dibi yok. Ebedi şahadetlerini kabul etmeyiniz. Niçin? Çünkü yalancıdırlar. Gözüyle görmüş dört tane şahit. Ya acaba böyle kazfe, iftiraya cesaret eden
Hangi adam var ki gözüyle görmüş dört şahidi gösterebilir? Kur'an-ı Hakim bu şartı koşturmakla, dört tane şahidi koşturmakla, böyle şeylerde şakı şefe ileri geri konuşmayınız. Bu kapıyı kapatınız demektir. Evet, vereyim sayfa. Tamam abisi. Hey, gidiyor. Kaçtı? 267. Evet, açık saçıklık, bundan girdim zaten. Ama kadın üzerine bu şüpheyi doğuruyor yani. Açık saçıklık ise bu sadakatı kırar, kocasının azarında emniyeti kaybeder, ona vicdan azabı çektirir. Hatta erkeklerde iki güzel haslet olan, erkeklerde iki güzel haslet var. Kadınlarda yukarıda neydi? Sadakat, ebniyet. Erkekte neyse nedir? Cesaret ve sehavet. Yeri değiştirirse kadını alt üst eder, kadını bozar. Erkekteki güzel haslet kadına, kadının hasleti erkeğe koysa olmuyor. Yani aslanın ruhunu koyuna, koyunun ruhunu aslan cesedine koysan olmaz. Erkeğin güzel hasleti nedir? Cesaret ve sehavet. Sehavet? Cömertlik. Kadın cömertliği olsa namusunu da paymal eder. Kadınlarda bulunsa bu emniyete ve sadakata zarar olduğu için ahlak-ı seyyedendir. Kötü haslet sayılır. Az olacak. Fakat kocasının vazifesi ona hazinedarlık ve sadakat değil. Nedir? Belki himayet ve merhamet ve hürmettir. Buradan çıkarıyorum. Aşağı indir. Ha, özür dilerim abi. Ha. Şimdi evde adalet yoktur, hak yoktur. Tamam, kuyruğuma takıldın, bilmem kuyruğuma bastın, yok. Buradan çıkarıyorum. Evde ne var? Himayet var, merhamet var, hürmet var, şefkat var, af var. Adalet burada yok. Merhamet var, himaye var, hürmet var. Erkek. Şefkat edeceksin. İstemeden vereceksin, affedeceksin, şefkat edeceksin, affedeceksin, affedeceksin kardeşim. Niçin? Afa layık olduğun kadar. Ne kadar abi affedeceğim? Resulullah sormuş sahabe. Birbirinizi affediniz. Ya Resulallah ne kadar affedelim? Aynı soruyu size uyguluyorum. Hanımımı ne kadar affedeyim? Dediğimi aynı uygulayın. Haşir meydanına gittiniz. Korkunç, karşınızda cehennem var ve cennet var. O kadar, o ortamda ne kadar affedilmeye ihtiyacın var? Hayal et. Gel şimdi, karını o kadar affet. Çünkü affeden affa layık olur. Affetmeyi bilmeyen affedilmeye hakkı yoktur. Affedilmeye hak yok. Niye? Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Affetmeyene affedilmez kardeşim. Çünkü böyle bir ruhu yok. Size buna bir mantığı, bu Resulullah'ın şeyiyle kabir mantığını kullandım. Hatırlar mısınız? Uzun olur ama neyse girmeyeyim, tamam. Belki himayet ve merhamet ve hürmettir. Onun için o erkek inhisar altına alınmaz. Başka kadınları da nikah edebilir. Memleketimiz Avrupa'ya kıyas edilmez. Çünkü orada düello gibi çok şiddetli vasıtalarla açık saçıklık içinde namus bir derece muhafaza edilir. O zaman öyleydi. Şimdi öyle değil. Hakikaten öyle. Belki bazı yerlerde var ama İspanya gibi şeylerde. Almanya'da öyle. Yani karısın başkasına, başkasın gidiyor. Ama acaba gözünün önünde böyle bir evli olsa da olsa ne yapardı onu bilmiyorum ama kıskanma denen bir şey yok. Nasıl bir şeyse aynı domuz. Hayvanlar içinde şey bile, kedi bile parçalıyor. Köpekler bile, horoz bile. Sifeşini kıskanmayan bir mahluk var. Domuzu çok yiyen domuz. Domuz böyledir. Domuzu çok yiyen, domuz yiyenlerde de namus kıskanmalı olmaz. Çünkü zaman, zemin, tam, libas aşağıda gelecek. İnsanı etkileyen sebeptir. Ne yiyorsanız tabiatınız onunla etkilenecektir. Onun için elinizden geldiği kadar sığır eti yemeyin, koyun eti yiyin diyor. Hadiste geçen Mecmuatul Adab'da geçiyor. Büyük hayvanın sütünü, küçük hayvanın etini yiyiniz. Zira onun tabiatı sizi sirayet eder. Hayvanlık gabavet olur. Gabi, basmaz kafa, odun gibi olur, hayvan gibi şey olur, blom blom blom. Koyun öyle değil. Latiftir, koyunda bir de şey var, masumiyet var. Sığırda o yok. Tavukta. Efendim? Tavukta. Tavuk iyi. Şey, yalnız tavuk beslerken beyaz horoz yanında mutlaka koyun. Çünkü Allah Resulü beyaz horoz olan evde, beyaz horoz.
yılan, akrep ve cin gelemez diyor o eve. O boyutu görüyor, saldırıyor. Akif de şiirinde o koyunla ilgili bir mevzu söylüyor. Koyun veya koyun. Koyun olduğu yere de gelmiyormuş. Mehmet Akif söylüyor değil mi? Bunlar biliyor ya. Bunlar söyleyince o acayip bir şey. Ha şimdi söyledim oldum cinci ya. En büyük cinci kim biliyor musun? Allah'tır çok esrafında ya. Niye? Cin suresini getirmiş. Peygamber. Acayip bir şey ha. Böyle kardeşlerime yardım etmeye çalışıyorum. Söylüyorum. Onun bunun kucağına düşmesin diye. Böyle yakışıksız yakıştırmalar yapıyor. Benim kardeşim. Ama hepsini hakkımı helal ediyor. Ama benim şahsımda davama ediyorsa onu sahibine havale ediyor. Şahsıma, beşeriyetime gelen her şey hep hakkımı helal et diyor. Siz de şahit olun. Ama benim şahsımda bunu çürütmek ise o benim hakkım değil. Bu kendisi bilir. Benim affetme hakkım yok. Ama şahsıma geleni affediyorum. Böyle yakışıksız yakıştırmalar yapıyorlar. Ta ki sizin tuzağa düşmemeniz için size yol göstermeye çalışıyorum. Bir şey yapmayın. İzbul Kur'an okuyun. Tamam gerisi hikaye diyorum. Tamam. Peki. Erkek nedir evde? Himaye, merhamet, hürmet. Onun için o erkek insan altına alınmaz. Burayı okumuştuk. Açık saçıklı bir şey muhafaza edilir. İzzet-i nefis sahibi birisinin karısına pis nazarla bakan, boynuna kefeni takar sonra bakar. Hem Memalik-i Bari'de olan, zamanım geçti içinizde okuyorum ama aşağıda bir yerde duracağım. Memalik-i Bari'de olan Avrupa'daki yani sıcak bölgelerdeki insanların tabiatları o memleket gibi barit ve camittirler. Yani soğuk. Soğuk memleketin insanların hissiyatları, şehvetleri yani soğuktur. Azdır, kısadır. Tamam mı? Bak kanundur bu. Bu Asya yani Alem İslam kıtası ona nispeten Memaliki harredir, sıcaktır. Yani sıcak olunca o duygular çabuk olur. Mesela Almanya'da, Avrupa'da, soğuk memleketlerde 18 yaşında bir kız bedensel yapısı gelişimi Arabistan'da 12 taş çatla sonuçtur. Belki de 11. İnanın. Sıcak bölgede çabuk gelir. Aynı böyle. Avrupa'daki insanların şehvi arzuları çok azdır, kısa dönemlidir. Sıcak bölgelerdeki öyle değildir. Uzundur ve sık sık olur böyle. Çünkü bu şimdi söyleyecek, malumdur ki muhitin, insanın ahlak üzerine tesiri vardır. İnsanın tabiatını etkileyen zaman, zemin, tam, libas. İnsan tabiatını etkiliyor. Muhitin, insanın ahlakı üzerine tesiri vardır. O zaman her sokakta, her mahalleye oturmayınız. Tabiat ahlakın içinde gözüküyor o zaman. Evet. O barit memlekette soğuk insanlarda hevesat-ı hayvaniye tahrik etmek ve iştihayı açmak için açık saçıklık belki çok suistimalata, israfata neden olmaz. Yani Avrupa'da açık saçık olması insanı fazla şehveten etkilemez. Çünkü soğuk oldukları için insanın tabiatı da soğuktur. Soğukta şehvet olmaz. Onun için soğuk suyla, en azından ılık suyla banyo yapın. Böyle bir duygunuz geldiği zaman bastırmak için sıcak şeylerde. Onun için en büyük fitne hamamlardadır. Çünkü sıcak olduğu için. Yani eşyanın, yediğiniz gıdanın tabiatınıza mutlaka etkiliyor. Kayseri'den salam sosis mi ne diyor gelse, Malatya'dan kayısı gelse, o kayısı Malatya'nın güneşi, nemi, havası, toprağı, suyu sanki simge sana buraya taşıyor. Etkiliyor seni. Onun için yediğiniz şey tabiatınıza direkt etki yapar. Etki yapar. Hormonun elinizden geldiği kadar sokakta yememeye çalışın. Evinizdeki hanımın yaptığı en kötü yemek inanın bana en lüks lokantalardan daha kaliteli, daha kıymetli, daha güvenilirdir. Yememeye çalışın inşallah. Evinizi tercih ediniz. Huzur evdedir. Evde herkese ayrı tabak vermeyiniz. Ortada bir tabak koyunuz. Muhabbetiniz artar. Herkes ayrı ayrı yerde çay tabağını tutup çay içmeyiniz. Ortada yiyiniz. Çayı koyduktan sonra ortaya bir bez seriniz. Ya bir kestane pişiriniz. Ya mısır patlatınız. Ya bir çerez. Yani muhabbeti ve silah arayınız. O odada, o da salonda, o da mutfakta. Böyle bir hayat mı olur ya? İyi bakın bakalım. Başka mahallede olsam bari. O mahallede, o da mahallede. Öyle bir şey.
Ortak kardeşim. Ortak değerlerimizi mahvettiler. Fransa'da öyle bir yer görmüştüm bak şeyde. Soruyor sana. 3-4 kişi geldi. Ortada mı istiyorsunuz ayrı mı? Acayip bir şey. Bak. Şu o bir başka bir yer var. Eyalet. Orada. Aynı Allah Allah. Osmanlılardan kalmış. Ne kadar hoş ya. Dedim ya böyle bir şey. Abi ne diyorsun? Ne demek ya? Getiriyor tabi ortada olsun ya. Daha iyi. Tadı mı olur yani? Bir şey yapıyor. Ondan sonra ortadan geliyor alın. Ya kalp almaya da öyle yaptım. İftarda gidiyoruz. Abi buradan ortak kalırsınız. Koyuyorlar böyle. Onlar tabağına. Kaldır kardeşim tabakları. Herkes açıyorlar. Hoca oldum da içinde ses yapmıyorlar. Getir lan şunu. Koy buraya. Hadi herkes burada yiyecek. Diyorlar onlar nerede? Sonra ne diyorlar biliyor musun? Of be abi iyi olmuş ya. Hem israf. Bir sürü şey yıkanacaktı. 6 tane tabak yıkanacaktı. Lan bir tane işte. Bir tane de bu 7. Şimdi tam bir tane koy buraya. Karından mı pisleniyorsun sen? He? Oğlundan mı? Söylüyorum. Kızından mı? Kızından iğreniyor musun? Lan, zaten senin önünde yemiyor ki. Ağzına koyup çıkarmıyor ki. Niye ben bu işlere giriyorum? Neyse. Ya burada yanıyorum da üzülüyorum size. Yapmayın. Hemen bu akşam... He? Karlı birisi besmele çekmeye unutursa diğeri onun yerini çeker. Ya! Bereket de ortadadır diyor. Az kaldı, erikten dolayı imanımı götürdü şeytan, biliyorsunuz o şeyi. Biliyor musunuz? Şey, psikoloji yapmışsınız, rahatlatayım. Erik geldi, bir de kiraz vardı. Erik yedim, çok hoşuma gitti. Ben abi derken o ortalarda bir erik vardı, böyle sarı, oraya git dedim. Yedim, ağzına sen yeme, şeytan devreye girdi. Dedi ki, Allah Resulü diyor ki, bereket ortadadır. Sen ortadakini yedin, bereketi azalttın. Bereketi azalttın, bak ekliyor. Şeytan çok usta. Bereketi azalttığın için azalacak. Azaldığı için bunlar az erik yiyecek. Dolayısıyla bunların hakkında tecavüz ettin. Aha bak yok dersen kul hakkını inkar ettin, kafir oldun diyor. Az kaldı erikten dolayı kafir oldun. Vallahi oldu, billahi aynı böyle yaptı bana. Sus dedim. Serseri. Keseri. Şeytan hemen tanıdı mı, baktım gitti. Denden dolayı hüküm olmaz, ekleme olmaz. Peki size söylüyorum. Puf nokta şu. Yemin ortasında yemeğiniz, bereket ortadadır diye bu hadisi şeytan mı okudu, ben mi okudum? Bu hadisi şeytan mı okudu kitaptan, ben mi? Ne şeytan okudu? Şeytan nerede okuyacak bunu? Ben okudum, ben. Ben okuduğum şeyi ben uygulamasam o şeytana dönüyor. İşte vesvese budur. Bilgilerinizi yapmamaktan çıkıyor. Ne diyor biliyor musun? Eyüp Aleyhisselam'da. Hastalıkla günahlardan tevellüt eden ve şüphe ve vesveseler kalp ve ruhumuzu yaralıyor. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıktan tevellüt eden kurtlar diline ve kalbine ilişmiş. Bizim günahlardan tevellüt eden ve şüphe ve vesveseler. Şüphe ve vesveseler. Vesvese ve şüphe. Vesvese ve şüphe. Vesvese ve şüphe. O zaman bak ben şimdi. Teşvik için söyleyeceğim. Sakın başka şekilde yorumlayın. Birbirimizi tanıyoruz artık. Vallahi. Bak içiyorum bunu. İçe bir şey anlatayım. Hatırlatsam ki yarı içtim. Abdestsizim. Vallahi bunu koyarım. Gider abdest alırım, gerisini devam ederim. Yemeği de öyle yaparım. Siz de öyle yapın. Şeytan ne yapacak şimdi? Ben bunu bırakırım, bir daha abdest alırım, gelirim. Geçen dersten sonra çıktım, affeder, ihtiyaca gittim dersten sonra, atletimi odamdayım. Orada bir meyve vardı, koymuş böyle, karpuz. Isırdım, abdestsiz olduğumu, ya tamam ya işte soyulmuşsun abdest, ya sonra şey yaparsın. Ulan sen bunu anlatıyorsun lan millete. Kalk! Aynı böyle. Kalk kalk. Eğer ben bunu böyleyse sizin vicdanınıza tesir eder şimdi. Ha ne yapar? Niçin söyledim? Abdesti sokmadan şeytan nasıl kullanacak şimdi? Bak şeytan nereden besleniyor? Benim okuduğum hadisi ben uygulamadım. Oldu şeytan. Şeytanın malzemesi silahı oldu. Bana onu kullandı. Kendisi kitap okumadı ki. Okudu onunla bana vurmuyor. Okuduklarımla bana vuruyor. Ha sana panik atak işte. Muhitin insan üzerindeki muhitin insanın ahlak üzerindeki tesiri vardır. O barit memlekette soğuk insanlarda hevesat-ı nefsane tahrik etmek, iştihayı açmak için açık saçıklık, belki çok suistimalata, israfata medar olamaz. Fakat seri tesir ve hassas olan memaliki
Harre'deki insanların, sıcak bölgelerdeki insanların hevesat-ı nefsaniyesini, hevesat-ı nefsaniyesini mütemadiyen teyit edecek açık saçıklık elbette çok suistimalata ve israfata ve neslin zafiyetine ve sukutu kuvvete sebeptir. Buraya girmeden çapamayacağım. Eğer çok mesela yeni evlenen arkadaşlar sakın çocuğa mani olmayın. Bir ağacın en tatlı, en faydalı, en element bakımından güçlü meyvesi ilk sene verdiği meyvedir. Eğer ilk seneler mani olursanız fıtrata muhalif olmakla beraber insanın şefkiyle, arzusuyla ortaya çıkan hücre sayıları iki tarafın gittikçe haftalarca, aylar, seneler geçtikçe düşer. Hücre sayıları düşer, çocuğun bedensel ve ruhsal zafiyetine sebebiyet verir. Zafiyetine sebep verir, çocuklarda cilizlik, kırçınlık, hayasızlık vesaire bir sürü ruhani ve maddi hastalıklar tevellüt ediyor. Bu bir. Psikolojik hastalıkların en temel sebebini söylüyorum. Panik ve sıkıntısı sinirsel hasta olanlara. Bak burada diyor ki, eğer haftada birkaç defa gusül yaparsan sinirlerini çökertiyor. Sinirlerle çökünce onunla alakalı olan duygusallık, hisler, fikirler, panik, bir sürü ruhsal hastalıklar, asabilik, buhran, doyumsuzluk, üf ve can sıkıntısı gibi şeyler suistimalattan, israftan geliyor. Ondan geliyor. Peki fıtratı nedir? Aşağıya gelecek. Peki böyle yaparsak neslin zafiyetine, çocuğun maddi ve manevi zayıf olmasına, onun için evlendiğiniz çocuğa mani olmayın. Cenab-ı Hak yavrumuz gelsin. Çünkü 6 ay sonra kavga edeceksiniz. Çünkü 6 ay sonra birbirinize hakiki maskeler gidiyor, tanıyorsunuz. Tam kavga edeceğin sırada çocuk geliyor. Çocuk iki farklı kavgalıları birleştirme macunu gibidir. Eğer çocuk gelmeden kavgaya başlarsanız birkaç senesine önünü alamazsınız. Tamam, ondan sonra bitti artık. Sukutu kuvvete sebebiyet verir. Peki fıtratı nedir? Bir ayda veya 20 günde ihtiyacı fıtriye mukabil. 20 günde bir. Hakiki fıtri ihtiyaç budur. 20 günde bir. Her birkaç günde kendini bir israfa mecbur zanneder. O vakit her ayda 15 gün kadar haiz gibi arızalar münasebetiyle kadından tecenüp etmeye mecbur olduğundan nefsine mağlup ise fuhuşiyata meyleder. Şehirliler köylülere, bedevilere bakıp tesettürü kaldıramaz. Çünkü köylerde, bedevilerde derdi maişet meşgalesiyle bedenen çalışmak ve yorulmak münasebetiyle hem şehirlilere nispeten nazar dikkati az celbeden masume işçi ve bir derece kaba kadınların kısmen açık olmaları hevesat-ı nefsayı teyice medar olmadığı gibi serseri ve işsiz adamlar az bulunduğundan, köyde serseri ve işsiz nerede olacak? Tarlada kim olacak orada? Şehirdeki mefasidin onda biri oralarda bulunmaz. Öyleyse onlara kıyas edilmez. Dinlediğiniz için, ben de fazla uzattığım için kusuruma bakmayın. Allah gecemizi, gündüzümüzü üç ayların hürmetine içindeki hakikatını hakikat-ı Muhammediye ile boyanlanmasını nasip eylesin. Nesillerimizden İslam'a, Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Evimize Cenab-ı Hak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, Kur'an'ın ahkamını hakim kılsın. Aklımıza marifetullah, kalbimiz muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah nasip eylesin. Hakka hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan kullarından ve zümresinden naik eylesin. Cenab-ı Hak bizi hizmet imaniye Kur'an'a daim kayım sayım eylesin. Hizmet imaniyede ihlasla, takva ile, iştinab-ı kebairle hizmette devam etmeye Cenab-ı Hak nasip eylesin. Sevdiklerimizi ve bizi sevenleri iştirak-ı amali uhreviyeden hisselerin ziyade eylesin. Usul ve furularımızdan, ana baba, evlad-ı yerlerimizden her kimler ahirete intikal etmişlerse
Bizden dua kimler istiyorlarsa, kim dua ediyorlarsa, ya Rabbi iştirak amali uhreveden hisselerini ziyade eyle, mekanlarını, kabirlerini, cennet bahçelerin gibi bir bahçeyle ya Rabbi. Ve ahir davahümenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalat.